ICCI 2020'nin kıymetli dijital katılımcıları. Benim hep söylediğim gibi kısaltmasında kojenerasyon teknolojisinin teknik cazibesinin güçlü olduğu, enerji sektörümüzün en mühim yapılanmalarından biri olan Kojenerasyon Derneğimizin büyük emek verdiği, onursal üyesi olmaktan büyük şeref duyduğum Kojen Türk'ün liderliğindeki ve Konte'in desteğindeki bu oturumda bulunmaktan mutluyum. Sizleri İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği Başkanı olarak selamlıyorum. Enerji çok kritik. Enerji üretirken enerji verimli olmak çok heyecan verici, çok teknik olarak heyecan verici bir konu. Sizlerle bu konuyu iki mühim teknik adamla birlikte konuşacağız. Sorularınızı lütfen sohbet bölümünden yazınız. İzninizle önce konuşmasını yapmak üzere dijital ortama Kontek CEO'su Sayın Tolga Murat Özdemir beyefendiyi davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Özdemir. Teşekkür ederim hocam. İzmir'den selamlar tekrar herkese. Burada güzel güneşli bir günde sizlerle birlikte olmak mutluluk verici. Aynı zamanda da tekrar teşekkür ediyorum Sayın Yavuz Başkanıma, Beraye Hanım'a katkılarından dolayı böyle bir organizasyonu düzenledikleri için. Ben konuşmamı bir sunuşla birlikte yapacağım. Şu anda geldi herhalde. Evet, buyurunuz. Bir dakika. Şöyle başa alalım. Evet. Bir iki slaytımız şirketimizle ilgili var. Hemen hızlıca geçeceğim. 26 yıllık bir firmayız. Endüstriyel otomasyon ve enerji ile ilgili hep çalıştık 26 yıl boyunca. Energy as a Service diye adlandırabildiğimiz bir aslında enerji alanında hizmet veren bir firmayız. Ve yenilenebilir enerji konusunda, enerji verimliliği ve dijitalizasyon platformları konusunda hizmetler veriyoruz çeşitli çözümlerimizle. Bugünün konusu daha fazla bizim şirketimizin içinde barındırdığımız ve daha yeni ayrı bir şirketken birleştiğimiz ve Kontek'in içinde artık bir birim olan Konar'ın solar birimi tarafından geliştirilmekte olan, lansmanı yapılan hibrit çözümlerle ilgili hem teknik hem de mevzuat ve değer mühendisliği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Biz Konar olarak çeşitli saha kurulumları, hibrit projeler, EPC ve yatırımcı kişiliğimizle bugüne kadar geldik. Ve yaklaşık 150 megawatta yakın bir yatırım ve EPC tecrübemiz var. Biz bir mühendislik firması olarak sadece kurulum ve EPC değil, aynı zamanda yapay zeka izleme ve kontrol dijital platformlarını da geliştiriyoruz. Solarify buna bir örnek. Bu anlamda bu tür hizmetleri veriyorken kurulum yaptıktan sonra da izleme, raporlama, işletme ve bakım hizmetlerini de veriyoruz ve yatırım finansman çözümlerimiz de var. Bu kadar şirketimizden bahsetmemiz yeterli. Şimdi sunuş konularımız öncelikle topoloji, sonra neden bir hibrit santral, uygulama alanları, mevzuat yol haritası, sistem aşamaları ve hibrit kurulu güç tespiti. Yani biz buna değer mühendisliği diyoruz daha fazla. Nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi dün Yavuz Başkanım da Sayın Bakanımız da belirtti. Güneş Krallığını ilan etti ve bundan sonraki önümüzdeki 20 yılda da artan bir şekilde fotovoltaik konusunda,
Ama CSP konusunda, ama termal solar konusunda çeşitli gelişmeleri göreceğiz gibi görünüyor. Güneş enerjisi rüzgar santrallerine, jeotermal santrallerin, hidroelektrik santrallerinin rezervuarlarında, termik santrallerde, biyoenerji kütle veyahut da gaz santrallerinde veyahut da kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinin çatılarında çok uygun ve kolay bir şekilde hibridize konseptinin en önemli oyuncularından birisi, teknolojilerinden birisi. Biz de bu alanda mühendislik kabiliyetlerimizle bu teknolojiyi mevcut enerji üretim santraline çeşitli çözümlerimizle birlikte uygulayabiliyoruz. Şimdi neden bir hibrit enerji santrali kurulmalı, neden olmalı? Öncelikle mevcut bir enerji nakil hattı var. Kurulu trafo gücünden maksimum faydalanıyorsunuz. Enerji nakil hattı zaten o enerji üretim tesisi için kurulmuş. Ve üretim olmadığı zaman var veyahut da üretim azken özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji santrallerinde o enerji nakil hattı ve trafo daha boş zamanını geçiriyor. Halbuki böyle bir dönemde yardımcı bir enerji kaynağıyla o üretim düşüklüğünü tolere edebilecek bir kurulu güçle bunu daha atıl olan hattı veya trafoyu aktive etmek mümkün. Santralin üretim ve mekanik kayıpları tolere ediliyor. Böylelikle çeşitli lisanslarda mekanik güç lisansı veriliyor. Halbuki üretirken bir tüketimi var o santralin. Dolayısıyla lisans gücü kadar elektrik üretemiyor. Belki enerji üretiyor ama güç olarak o anda o kadar gücü üretemiyor. Kendi öz tüketiminden dolayı. Bu hibrit yardımcı enerji kaynakları bunun da tolere edilmesine sebep oluyor. Mevcut santralde üretim yoksa veya çok düşükse üretim devam ediyor. Örneğin bir rüzgar enerji santralinde rüzgar olmadığı durumlarda bu türlü rejimlerde yardımcı enerji kaynağıyla bu düşüklük bertaraf edilebilir. Böylelikle toplam enerji santralinin seviyelendirilmiş enerji maliyeti kilowatt saat başına düşüyor. Santralinizde boş alanlar kullanılıyor ve bunların hepsinin yanında aslında şu anda düşünülmeyen tabii bu hibrit mevzuatının gelmesiyle birlikte bütün enerji üreticileri hemen işte geri dönüş hesapları, IRR hesapları yapmaya başladılar ama bu hibrit santrallerin bir katkısı da özellikle yenilenebilir enerji ana kaynak ise şebekenin voltaj ve frekans stabilitesini de sağlayabiliyor. Bu da yan bir faydası tabii ki hibrit santrallerin. Kısaca görecek olursak rüzgar enerji santrallerinde demin dediğim gibi rüzgar olmadığında çok düşük rüzgarda maksimum üretim olabiliyor. Daha stabil şebeke ve enerji nakil hattının kullanılması. Resimde gördüğünüz gibi biz aslında depolamayı da koyduk buraya. Bugün mevzuatta yok ama yarın olacak, buna inanıyoruz. Neden olacak? Çünkü rüzgar var, güneş de yaptınız. Peki rüzgar rejimi çok iyiyken ben güneş enerjisinden ürettiğimi bu sefer şebekeye veremiyor olacağım. Halbuki bir yeni gelecek olan, hazırlanmakta olan depolama mevzuatı, depolama teknolojilerinin de daha ekonomikleşmesiyle birlikte bu tesislere kısa süre içinde uygulanabileceğini biz düşünüyoruz. Onun için şimdiden bu depolamayı koymakta bir sakınca görmedik. Ama herkes
Ama herkes bilsin ki şu anda bu mevzuatı hala hazır değil. Bu santralleri, hibrit santralleri nerelere kurulabiliriz? Her ana kaynağın kendine ait bir mevzuatı var. Bu mevzuatında belirlenmiş olan santral sahalarına kurabiliyorsunuz. Bununla ilgili de bir mevzuat yayınlandı. Mevzuat tarafında bunu söyleyeceğim. Ama orman gibi sınırlı bölgelerde, yasaklı alanlarda bunları kuramıyorsunuz. Bunun yanında jeotermal santrallerinde, jeotermal enerji santrallerinde de kurabiliyorsunuz. Jeotermal enerjide her santralin yaklaşık %20'ye yakın bir öz tüketimi var. Düşünebiliyor musunuz? Yani 20 megawattlık bir lisansı var ama 4 megawattı zaten içinde. Yani en iyi koşulda 16 megawatt basabiliyor. Ve kuyular zamanla yaşlanıyor ve kuyuların yazla kış arasında tüketimleri çok artıyor. Ve bu tüketimlere göre de hiçbir zaman için lisans gücünü basamıyorlar bunlar. Yeni mevzuatla birlikte bu öz tüketim tarafları da bertaraf edilebilecek. Bu enerji santrallerinde de verimlilik artacak. Toplam kapasite faktörü artacak. Hidroelektrik santrallerinde rezervuar alanlarının üzerine floating teknolojisiyle güneş panelleri konabiliyor. Burada daha serin bir PV sel. Biliyorsunuz fotovoltaik paneller en fazla sıcaklıktan etkileniyor. Çünkü lamine edilmiş cam arasında bir backsheet'le beraber sıkıştırılmış bir hücre teknolojisi var. Sıcaktan da etkileniyorlar. Şimdi suyun üzerinde doğru bir şekilde monte edilmiş fotovoltaik paneller suyun da serinliğiyle birlikte daha fazla üretiyor. Bu hesaplanmış %15'e yakın. Ve aynı zamanda baraj su havzasındaki suyun yaklaşık %50'ye kadar buharlaşmasının önüne geçiyorsunuz. Yani yan etkileri de var, yan avantajları da var. Bugün Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinin durumuna bakarsanız yazla kış arasında su yüksekliği çok fark ediyor. Yazları daha az performansla çalışıyor ama orada enerjideki dağıttığı trafo her şey duruyor. Bunlara monte edilecek fotovoltaik panellerle bu verimsizliklerin de önüne geçilebilir. Sadece rezervuar alanına değil, kurulum ve işletme sırasında ihtiyaç duyulan binaların veya da tesislerin yanındaki alanlara da bunlar kullanılabiliyor. Monte edilebiliyor. Yeni mevzuatla birlikte. Termik santraller ruhsat alanına monte edilebiliyor. Bu termik santrallerin de %15'e yakın bir üretim kaybı var. Dolayısıyla bunlar da aynı zamanda karbon salınımlarından bertaraf etmiş olacaklar. Burada da önemli bir potansiyel var Türkiye'de. Kojenerasyon ve trijenerasyon santralleri bugün birçok kojen lisansına sahip olan firma bunu hemen kendi tesislerindeki çatılara kullanmaya başladılar bile. Neden? Çünkü doğal gaz çok pahalı olduğu için sadece sıcak su amaçlı kullanıyorlar bu kojen tesislerini. Elektrik lisansı olsa bile kendi tüketimi için kullanıyor ama satma amaçlı kullanmıyor. Halbuki lisansı var. Şimdi bu fotovoltaik teknolojisiyle birlikte çatılarına kurduğu zaman yarın öbür gün depolamada geldiği zaman depolayıp istediği zaman kullanabilecek. Biyokütle gaz santrallerinde çöpten biyokütle veya biyogaz santrallerinde başladı bile hızlı bir şekilde. Burada da üretim kayıpları tolere edilebiliyor. Dolayısıyla uygulama alanları zaten bildiğimiz ana enerji kaynaklarından üretim yapan tüm enerji santralleri bulunmakta.
Mevzuat yol haritasına gelirsek, 8 Mart 2020'de elektrik piyasası lisans değişikliği yapıldı. 2020'nin 5. ayında COVID'e rağmen yerli aksamın desteklenmesi yönetmeliği değişikliği yapıldı. Haziran 18'de de santral sahalarının belirlenmesi mevzuatı değiştirildi. 1.7 itibariyle de yeni lisans yönetmeliği yürürlüğe girdi. Şu anda aktif. Tabii ki sorunlar var. Dün de konuşuldu, bugün de konuşuldu. Ama mevzuat birazcık da yolda değiştiriliyor. Başlamak önemli. Bugün biz piyasadan bunu gerçekten çok önemli bir şekilde hissediyoruz. Ancak burada tabii ki biraz sonra bahsedeceğim. Değer mühendisliği çok önemli. Bunların yanlış metodolojiyle kurulu güçlerin hesaplanmaması gerekiyor. Mevzuatta devam edecek olursak, esaslar, temel esaslar, ana kaynak lisans gücü sabit kalacak. Bakın şeyde bazı Avrupa ülkelerinde, mesela İrlanda'da, Portekiz'de biz araştırdık. Eğer rüzgar enerjisinin yanına güneş koyuyorsanız, enerji nakil hattınız ve trafonuz da müsaitse %120'ye kadar müsaade edebiliyorlar. Bu çok güzel bir teşvik. Ama Türkiye'de çıkan mevzuat lisans gücünü sabit kalacak diyor. Ana kaynak şebeke bağlantı noktası ortak kullanılacak. Tarife ise, ana kaynak yekdeme tabi ise, ana kaynak için kalan yekdem süresi boyunca ana kaynak tarifesi geçerli olacak. Yardımcı kaynakta yerlilik şartları var. Nedir bu yerlilik şartları? Bir önceki sene yardımcı kaynakta alınmış olan lokal teşvik oranı kadar orana sahip olması gerekiyor ekipmanlarınızın. Bu ne demek? 2021'de devreye alıyorsunuz diyelim ki hibrit şeyinizi, santralinizi. Eğer yardımcı kaynakta güneşse, bir önceki yıl güneşte mekanik konstrüksiyon ve panel yerli teşvik alınmışsa herhangi birisi tarafından, o zaman artık o hibrit tesisinde kullanılacak panel ve mekanik konstrüksiyon yerlilik oranlarını sağlamak zorunda. Yerlilik şartı sağlanmıyorsa ana kaynakta etkileniyor. Onun için imkansız kılıyorlar. Ama yekdeme tabi olmayan bir tesisse, ki bugün yekdeme tabi değilse, piyasa takas fiyatından satan bir santralse, bunların geri dönüşleri de ona göre tabii çok uzuyor. Bugün için çok ekonomik görünmüyor yaptığımız çalışmalarda. Ama birçok firma geleceği de düşünerekten bunları değerlendiriyor şu aşamada. Evet, 2020'de yenilenecek yekten ile hibrit tesislerin tarifesi nasıl etkilenecek? Bu da mevzuatta çok net bir şekilde ifade edilmemiş. Aynı cetvelden alır diyor yekdeme girdiği tarihten itibaren. Ama yekdem değişince o ne olacak çok net yazmıyor. Bunu çeşitli dernekler, hemen hemen bütün dernekler bazı firmalarla birlikte EPDK'ya sordu. Onlardan ilgili netleştirme bekliyoruz. Umarım bunlar da kısa süre içinde açıklığa kavuşur. Mevzuatta yol haritası şu şekilde oluyor. Eğer saha sınırları lisansa işlenmiş ise... Sayın Özdemir, biraz hız kazanır mısınız? Tamam. Hemen bitiyor hocam. İki dakika. Evet. Saha sınırları lisansa işlenmiş ise lisans tadili, proje onayları, inşaat süresi ve EGM geçici kabulü ve işletmeye geçiyorsunuz. Ama saha sınırları lisansa işlenmemiş ise öncelikle saha sınırlarını belirleme usul ve esaslarına göre lisansa işlemeniz lazım. İmar problemlerini halletmeniz lazım. Ondan sonra lisans tarihi. En büyük problem şu anda burada yaşanıyor. Bir kaos yaşanıyor diyebilirim. Ama umarım kısa süre içinde bu da giderilir EPDK tarafından. Biz burada ne tür hizmetler veriyoruz? Analiz ve boyutlandırma,
GES kurulum çözümleri, şebeke entegrasyonu çözümleri, izleme ve raporlama çözümleri adı altında 360 derece değer mühendisliğini, hizmetlerini veriyoruz. Burada hibrit tesislerde en önemli şey kurulu güç tespiti. Şimdi yatırımcı, birçok yatırımcı bize başvuruyor veyahut da başka firmalara gidiyorlar. Diyorlar ki benim 100 megawattlık bir rüzgar tesisim var. 40 megawatt güneş yapacağım. Neye göre hesapladınız bunu? 40 megawattın uygun olduğunu. Ya biz hesapladık. Şimdi herkes şöyle bir bütçe analizi yapmak için bunu yapıyor. Ama yapılması gereken asıl şu. Ana kaynak tesise ait maksimum süreyi kapsayan saatlik elektrik üretim verisi öncelikle incelenmeli. Yani elinizde 10 yıllık bir üretim veya da 5 yıllık, 3 yıllık bir üretim saatlik bazda varsa bunu bir kere almalısınız. Ondan sonra güneşten elektrik üretecekseniz güneşli olan saatler için saatlik elektrik üretimi incelenmeli. Bunlar üst üste bilindirilmeli ve güneşin ne kadar olacağı belirlenmeli. Şurada göründüğü gibi. Ve toplam kapasite faktörü belirlenmeli buna göre. Farklı güçlerde yardımcı kaynak elemelerinde de aşağıda gördüğümüz gibi çeşitli megawatt güçlere göre de yatırım geri dönüşleri belirlenip yatırımcıya bildirilmeli bunlar. Bence işin en ince ve hassas tarafı. Bunun çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü lisans gücü sabit. Bunu çok iyi belirlemek lazım. Bir başka önemli husus da iki tane kaynağımız var. Bir ana ve de bir yardımcı enerji kaynağı. Ama lisans gücü sabit olduğu için şebekeye sadece en fazla lisans gücünüz kadar enerji verebiliyorsunuz. Şimdi bunun çok iyi kontrol altında olması gerekiyor. Şebeke entegrasyonu çok iyi yapılması gerekiyor. Onun için bir power plant controller sayesinde tüm algoritmalar değerlendirilip de bu entegrasyonun çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Biz bir de bunun altını önemli bir şekilde çiziyoruz. Son bir şey eklemek istiyorum. Yardımcı enerji kaynağı, özellikle ana enerji kaynağı, yenilenebilir bir enerji kaynağıysa, jeotermal gibi, rüzgar gibi veya biyokütle gibi, ek 18 şartlarına uymak zorunda. Türkiye'de birçok tesis ek 18 şartlarına uymuyor. Yardımcı enerji kaynağı, fotovoltaik enerjiden üretilen bir yardımcı enerji kaynağıysa, bu ek 18 şartlarına da doğru bir mühendislikle, doğru tasarımla uyması sağlanabilir. Bunlar da önemli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Yeteri kadar hızlı olmaya çalıştım ama kusura bakmayın. Evet. Teşekkür ediyoruz Tolga Bey. Sağolunuz. Ekran paylaşımınızı kapatırsanız. Efendim, kıymetli katılımcılar, şimdi sizlere Cogen Türk Yönetim Kurulu Başkanı, çok kıymetli İTÜ mezunumuz, değerli Yavuz Aydın Beyefendi'yi takdim ediyorum. Efendim, dijital ekran sizin, buyurunuz. Merhabalar, sağ olun Filiz Hocam. Çok teşekkür ederim. Tolga Bey'in de güzel sunumunu izledik. Şimdi ben biraz daha spesifik bir alanda bir sunum yapmak istiyorum. Tabii bu spesifik alana girerken özellikle şeyimiz neydi hedefimiz? Hedefimiz bir yandan kojenerasyon sistemini, kojenerasyon derneği olarak olabildiğince destekleyen yenilenebilir enerjiden yararlanmak. Ve bunu yaparken de çok yönlü fayda sağlamak. Güneş enerjisi, Güneş Krallığı'nı artık ilan etmiş durumda demiştik. Güneş enerjisinin kojenerasyona uyabilen bir teknolojisi var. Bu da yoğunlaştırılmış güneş enerjisi veya işte İngilizce adıyla da Concentrated Solar Power dediğimiz uygulama ve bu uygulamanın fosil veya biyokütle yakıtlı santrallere
uygulamaları konusunda ben bir sunum yapacağım. Şimdi en yaygın şekilleriyle yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ayna ve odaklama gibi çok eski bir yöntemi güncel teknolojiye uygulayan bir sistem. Bunlar parabolik turu dediğimiz çukur aynalarının ortasından geçen tüpler şeklinde olabilir. Ya da çoklu parabolik aynaların ortasında çoklu paralel aynaların bir ortadaki tüpe odaklanmasıyla olabilir. Ya da dev bir kule, kulenin tepesinde bir alıcı olan ve aynaların tümünün kulenin tepesindeki odaklama, receiver'a odaklanmasıyla, yani ısının yoğunlaştırılması ve ısının yoğunlaştırıldığı noktada elde edilen çok yüksek ısının değerlendirilmesi. Yani burada yoğunlaştırılmış güneş enerjisinde diğer fotovoltaiğe göre en temel fark ilk ürün elektrik değil. İlk ürün ısı veya buhar diyebiliriz. Boyutlar giderek büyüyor bu alanda. İki tane örnek gösteriyorum burada. İkisi de Amerika'da. Birisi 354 megawatt, birisi 280 megawatt boyutlarında. Bunlar dev güneş tarlaları. Parabolik turu sistemiyle yapılmış. Burada ne oluyor? Bu çukur aynaların ortasından geçen tüplerde bulunan özel yağlar ısıtılıyor. Isıtılmış yağlar eşanjörlerin içine doğru yönlendiriliyor ve burada ısı eşanjörlerinde bu ısı alınarak buradan buhar üretiliyor. Üretilen buhar da buhar türbinlerinde enerjiye dönüştürülerek kullanılıyor. Ya da hiç bir kısmı enerjiye, elektriğe dönüştürülüyor. Bir kısmı da yine buhar olarak, ısı olarak veya soğutma enerjisi olarak değerlendirilebiliyor. Bir diğer örnek vereceğim. O da Fas, Marrakeş yakınlarında Oarzazet denen bir çok eski tarihi şehrin yakınlarına kurulmuş dev bir santral. 510 megawatt boyutlarında ve 510 megawatt boyutlarındaki heliostat dediğimiz kuleli aynalı sistem. Ve onun hemen yanında da 72 megawatt boyutlarında fotovoltaik. Bakın, kapladığı yer alanı, yer yönünden baktığınızda fotovoltaikin 72 megawattının kapladığı alan ile CSP Heliostat Tower yöntemiyle yapılan uygulamanın 510 megawattın kapladığı alanı görüyorsunuz. Çok büyük bir alan tasarrufu var. Özellikle alan tasarrufu tabii burada bir de işin kojenerasyon veya hem elektrik hem de ısının, buharın birlikte kullanılmasının ihtiyaç olduğu yerler düşünüldüğü takdirde alan avantajı da düşünüldüğünde ciddi fark ortaya çıkıyor. Bir ilginç not, Oarzazet denen yer, hemen burada bir fotoğrafını görüyorsunuz. Bu fotoğraf bazı dizi filmlerde veya filmlerde çok kullanılmış olan Oarzazet'in meşhur eski toprak köyünü gösteriyor. Burası bir yandan turistik bir merkez Fas için, ama o bölge çok yüksek güneş ışınımı alması nedeniyle de böyle bir santral için yer olarak seçilmiş. Bir diğer örnek, o da Güney Afrika'da 50 megawattlık bir CSP solar. Yani burada kısaca bahsedecek olursak ne oluyor? Heliostat aynalardaki güneş ışını kule tepesine yerleştirilmiş receiver'a yöneltiliyor. Burada yüksek sıcaklık basınçlı buhar üretiliyor. Burada sıcaklık derken hangi sıcaklıktan söz ediyoruz? Eğer bir yağ ısıtmasıysa söz konusu olan sıcaklık 300-350 dereceler, 400'e kadar çıkabiliyor. Ama bu heliostatlarda 500-540 derecelere kadar çıkarabilmek, kızgın buhar elde etmek mümkün. Devam ediyorum. Ve tabii asıl bizi daha çok ilgilendirebilecek bir tarafına geçiyorum bu işin. Sadece tabii Türkiye'de değil, dünyada da milyonlarca megawatt, belki yani çok daha büyük
fosil yakıtlı santral var. Bunlar eski kömür santralleri ve doğalgaz santralleri. Ve bu santrallerin büyük bölümü, belki yarıdan fazlası, teknoloji yönünden, verimlilik yönünden eskileşmiş fakat geniş arazilere kurulu. Bu arazilerde CSP'nin combined cycle gas santralleriyle veya kömür santralleriyle hibridize edilmesi artık teşvik edilen bir unsur olarak pek çok ülkede başladı. Amerika'da bunun çok yoğun uygulamaları var. Özellikle güney eyaletlerde çalışmasını durdurmuş santrallerin yeniden hayata geçmesi için teşvik ediliyor ve şart koşulur hale geldi. Sistem nasıl çalışıyor? Bakın burada bir gaz türbin santralini görüyorsunuz. Buhar türbini ve gaz türbini. Bu buhar çeviriminin içine solar field'den elde edilen ısıtılmış termal sıvının içinden geçtiği steam jeneratör aynı devre içine dahil ediliyor ve elde edilen buharı arttırıyor. Ya da ne diyelim gaz türbününden elde edilen buharın üstüne ekleme yapıyor. Ya da gaz türbününden daha az, daha düşük devirle çalıştırılarak, daha az yakıt yakılarak buradan güneşten gelen buhar yoğun olarak kullanılıyor. Sonuç olarak bu entegre hibrit sistemde üretim bu şekilde sağlanıyor. Bu tabii hazır bir buhar türbünü var olan bir santrale yönelik ilave buhar sağlama güneş üzerinden. Bunu biraz daha şematik tekrar bakarsak burada da görüyorsunuz. Fresnel reflektör dediğimiz türde paralel pek çok parabolik turu var. Bunlar ortadaki tübe yoğunlaştırılıp sıcak derken tabii ısıtılmış yağ kullanıyorlar. Yağ burada tanklarda ve heat exchanger'larda buhara dönüştürülerek sisteme ilave ediliyor. Bunu hızlı geçeceğim. Bu gördüğünüz fotoğraf Texas'ta gerçekleştirilmiş olan bir projeye aittir. Mevcut bir combined cycle gaz santrali'nin yanına kurulmuş parabolik turu ve buradan elde edilen ilave buhar verimlerini önemli bir ölçüde bu gaz kombine çevrimi gaz santralinin arttırıyor. Bir de biyomastan bahsedelim, biyokütle. Biyokütle aynı şekilde yakma türü biyokütlelerde de sonuçta bir buhar türbünü kullanıyorsunuz ve buhar türbünün ihtiyacı olan buhar elde ettiğiniz dışarıdan şuradan buradan işte tarladan ormandan toplanan biyokütle yakıtların yakılmasıyla elde ediliyor. Şimdi bu özellikle hepimiz biliyoruz ki şu anda devrede olan işletmede olan biyokütle santrallerin ülkemizdeki pek çoğunda yakıt tedariki zor. Yakıt tedariki önümüzdeki yıllarda daha da zorlaşabilir. Bu tip santrallerde ne yapabiliriz? Bakın bir parabolik turu olur, heliostat olur gibi ilave yöntemlerle, ilave güneş enerjisi yoğunlaştırılmış sistemlerle bunu hibridize edersiniz. Buradan üretilen buharı buhar türbününe gönderirsiniz ve böylece kendi sisteminize biyoyakıt yakarak elde etmeye çalıştığınız buharın yerine güneşten elde ettiğiniz buharı kullanırsınız. Buradaki fotoğrafta gördüğünüz örnek İspanya'da bir 22,5 megawattlık bir hibrit santraldir. Son iki slaydıma geliyorum. Burada verimliliğe katkıları nedir bunların dersek genel olarak? Çok yüksek maliyetlerle kurulmuş fosil yakıtlı santraller. Bunlar hem doğalgaz hem de kömür kastediyorum. Yakıt fiyatlarının artışı, düşük verimlilik ve emisyon limitlerini aşması gibi nedenlerle ya da ekonomik nedenlerle çalıştırılamaz hale geliyor ve bunlar bir ekonomik kayıp. Bu santrallerin bazılarının güneşle hibritleme yöntemiyle geri kazanılması mümkün. Bu yolla temiz, yenilenebilir ve yüksek verimli enerji elde edilebilmekte. Güneşle hibritleme yakıt harcamasında en az %20, bazı başarılı uygulamalarda %35'e varan tasarruf sağladığı gibi verimlilikte de %10'u aşan bir iyileştirme sağlıyor.
Genel olarak CSP hibrit uygulamaların üstünlüklerini de şöyle bir özetlersek, bir kere yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Temelde zaten mevcut olan bir buhar türbünü nedeniyle CAPEX yatırımları düşüyor. Bunları özellikle bir kez daha vurgulamak lazım. Harcanan yakıtta ciddi tasarruf sağlıyor. Çok daha az zararlı emisyon salıyor. Kirli olarak adettiğimiz santrallerin az kirli veya temiz yeşil hale gelmesini sağlayabiliyor. Amerika'da bu şart koşulmuş durumda. Eski santraller güneşi eklemesi şartıyla çalışabiliyorlar. Yönetmeliklerin getirdiği standartları karşılıyor. Mevcut dağıtım ve iletim hatları bağlantılarını kullanıyor. Yeni ilave dağıtım iletim hattı gereksinimi yok. Yetişmiş insan gücünün işlerini devam ettiriyor. Lisanslama ve izinler daha hızlı, çünkü çalışan bir santral üstüne siz bunu yapıyorsunuz. Ve su tüketimine hiçbir şekilde zararlı bir etkisi olmuyor. Bu benim sunumum bu kadar. Geri kalan zaman içinde Sayın Filiz Hocam'ı dinlemek ve soruları cevaplandırmaktan mutlu olacağım. Hocam sesiniz açık değil. Evet, kıymetli delegelerimiz, bana tevdi edilen göreve uygun olarak sizlere hibrit güç üretiminde biyokütle konusunu anlatmak istiyorum. Benden önce kıymetli iki teknik adamdan konuyu dinlediniz. Ben bu vesileyle zamanımı da hızlı yöneterek biyokütlenin burada nasıl bir duruşu olacağı konusunda sizlere fikir vermek isterim. Hedefim bu. Bu vesileyle de önemli bir konuyu bir kere size anlatmak isterim. Bizim Türkçemizde, Türkçede kullanılırken biyokütle dediğimiz vakit santrallerde doğrudan yakılan ya da birlikte yakılan kaynaklar için biyokütle diyoruz. Örneğin biyogaza da biyogaz diyoruz. Ama baktığımız vakit biyokütle dediğimiz bütün bu bitkisel ve hayvansal canlı organizmaları kastediyoruz. Bunlar nelerdir? Bütün bitkisel hayvansal kaynaklar ve biyobozunur atıklar. Eğer biz bunları yakarak biyogüç üretiminde kullanırsak bir biyoenerji santralimiz olur. Ama biz istersek bunlardan fiziksel ve kimyasal dönüşüm süreçleriyle, örneğin yakıt alkolü, örneğin biyogaz gibi, örneğin biyometan gibi bir yakıtları da yapabiliriz. Onun için bu iki kavramı karıştırmamak lazım. Hibrit güç santrallerinde biyokütleyi değerlendirdiğimizi ve biyokütlenin bir ayrıcalıklı konumu var. Bunu sizinle paylaşmak isterim ki yenilenebilir kaynaklar içinde sadece biyokütle hem doğrudan kullanılabilir hem de katı, sıvı, gaz yakıtlarla kullanılabilir. Ve fosil kaynaklarla da hibritlenebilir, yenilenebilir kaynaklarla da hibritlenebilir. Onun için belirtildiği gibi buraya baktığımızda söylenilen bütün ekonomik, stratejik, çevre ve iklim değişimi avantajlarıyla biyokütlenin melezlenmesi çoklu değişkenle değerlendirmesi gerekiyor. Bunlara baktığımızda güneşin, rüzgarın ve su gücünün kaynak süreksizliği problemine de bir çözüm getirilebilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken biyokütlenin de tedarik zinciri. İşte bunlara baktığımızda biz hem doğrudan yakmada hem biyoyakıtı yakabiliriz. Hangileri günümüzde anlam kazanabilir? Odunsu biyokütleyi yakan santraller, biyogazı, yakın bir vadede biyometan ve kombine çevrimler için biyosentez gazı çok anlam kazanacak yakın gelecekte ve gayet tabii ki biyohidrojen de giderek önem kazanacak. Biz biyokütleyi düşündüğümüzde biz onu ana santral mi yapacağız, destek santrali mi yapacağız,
kojenerasyon mu, trijenerasyon mu yapacağız? Çok dikkatli bir şekilde karar vermeliyiz. Tabii ki burada özellikle merkezi ısıtma sistemleri ve kojenerasyon için önemi ortaya çıkıyor. Ama biyokütlenin en önemli kritik noktası olan tedarik zinciri yönetimini iyi yapacağız. Bu melez santralinin sürdürülebilirliği iyi yönetilmeli. Ve unutulmaması gerekiyor ki biyokütle ile birlikte o santral yerinde enerji üretimi için önem kazanır. Biraz önce bu tedarik zincirini temel alarak Sayın Aydın'ın sunduğu Borgestan ve Solar'la ilgili fikir vermek isterim. Bu santral o kadar güzel ki güneşli İspanya'da Katalonya'nın bütün tarımsal atıkları toplanıyor. Hem harika bir güneş tarlasından yararlanılıyor, yanı sıra da tarım atıklarından yararlanıyor. Ama tarımsal atıklar mevsimler toplanılırken biyokütle kısmının ana kaynağı da odunsu biyokütle. Ve halen 40 çalışanı var. Mükemmel bir örnek. Çünkü biyokütleyle birlikte santrale gelen yerinde enerji üretiminin cazibesi çok önemli. Bir de sizlere bir Hindistan'dan köy örneğini vermek istiyorum. Pencap'ta yapılmış bir tasarım çalışması var. Bu hesaplanmış. Kayıtlarda henüz hayata geçip geçemediğini doğrulayamadım. Burası da mükemmel bir güneş ve biyokütle hibrit santrali. Yine kırsalda. Kırsalda yeşil elektrifikasyon yapıyorsunuz. 3900 kişi yaşıyor. 2340 büyükbaş hayvanları var. İnsan ve hayvan atıklarını kullanıyorlar. Tarımsal atıkları kullanıyorlar. Ve fotovoltaikleri var. Ve gördüğünüz gibi bunların biyogaz tesisi 3.8 yılda biyokütle santrali 3.2 yılda geri ödemesi var. Ve bu mükemmel bir sahaya sürdürülebilir kalkınmanın ilkelerini de getirmiş oluyor. Buraya baktığımızda enerji değişmek için dönüşürken dijitalleşme, düşük karbon ekonomisi ve dağıtık sistemleri düşündüğümüzde biyokütle küçük büyük santraller olarak mükemmel bir şekilde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde yaşama girebilir. Türkiye'mizde de bir mevzuat var. Tolga Bey'in belirttiği gibi de mevzuatla ilgili sektörel bir yeşil lobi yapmak gerekiyor. Bunu çok önemli bir hale getirmemiz gerekiyor. Günümüzde hepimizin bildiği mevcut santrallerimizle ilgili yanlış dolu bilgiler orada burada konuşuluyor. Yanlışlar var, doğrular var ama benim fenli kanaatime göre güneşin, rüzgarın, suyun yanına Anadolu'muzda, Rumeli'mizde en çok yakışacak hibritlemelerden bir tanesi biyokütle olmalı. Doğada melezleme güç demektir. Melez bitkiler daha dayanıklıdır. Melez çocuklar farklılıklarında dayanıklı ve akıllı ve güzel olur derler. Bu nedenle futbol takımı gibi kaynak tutmadan yerinde enerji üretimi için ne gerekiyorsa onu yapalım. Ben hızlıca toparlamamı yaptım. Teşekkür ediyorum. Bakıyorum bir hiç bize soru gelmemiş. Soru gelmemiş. Buradan şu çıkarımızı yapıyorum Sayın Aydın, Sayın Özdemir. Her şeyi özgün, güzel anlattınız. Ben de kısmen biyokütle dokunuşu yaptım ama evet. O dokunuşun da etkili ve kısa olması ve size vereceğim zaman zenginliğiyle bana kalacak zaman fakirliğinin iyi yönetimini içerdi. Siz ikiniz de bunu hak ettiniz. Bu oturumda yer almak benim için bir şerefti. Kıymetli katılımcılarımız, her zaman üçümüze başvurabilirsiniz. Derneğimize başvurabilirsiniz. Sorularınız için hazırız. Feraye Hanım, sizi ve ekibinizi de kutluyorum. Çalışmalarınızın sürekliliğini diliyorum.
ekibinizin hocam, hem karbon ayak izi düşük olsun. Değerli katılımcılarımızda bir tane soru var galiba. Önce yazmadılar. Bakayım. Bir tane şimdi geldi. YouTube'dan var galiba. Ha, onu göremiyorum. Evet, hocam, bir dakika var. O zaman soruyoruz. Çok güzel bir soru. Bunu Tolga Bey siz cevaplamak isteyebilirsiniz. Buyurun. Lisanssız elektrik üretiminde hibritten yararlanabilecek miyiz? Hayır. Bu kadar basit. Bilgi böyle bir şey işte. Basit. Sizce bu konuda uğraşmaya teknik değer mi? Şimdi şöyle bir şey var hocam. Lisanssız yönetmeliğine göre tek bir kaynak olmak zorunda değil. Yani 5 megawattlık bir maksimum eğer net metering'e mahsuplaşmaya girmek istiyorsanız 5 megawattlık bir sınır var. Bağlantı sözleşmesiyle de bu yine sınırlı. Ama sizin çatınızda 3 megawattlık bir PV yeri var. 2 megawatt da boş. 2 megawattlık da bir rüzgar koyabilirsiniz. Buna bir şey yok. Ama bu hibrit olmuyor. O zaman ona esnek kaynaklı diyebiliriz. Yerinde kaynaklardan yararlanma deriz. Hibrit önemli bir konu, başlık. Melez demek doğru. Mevzuatımız var ama her zaman aklımıza da esnek yakıtlı santralleri de unutmamamız gerekiyor. Evet. Efendim ben Feraye Hanım özelinde ICCI 2020 ekibine, bir tanecik derneğim Cogen Türkiye, bizleri dinleyen kıymetli dijital delegelerimize diyorum ki önce enerjinize, sonra çevrenize, sonra da ikliminize iyi bakınız, mutlu kalınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Tolga Bey, sizlerin de desteğine. Hocam sağ olun. Ya, zannediyorum Yavuz Bey, eğer yanlış görmüyorsam soru sizin kızınızdan geldi. Bir soru daha var. Perçem Aydın, doğru mu? Evet, İspanya'dan soru soruyor. Evet, İspanya'dan sorulduğu için bunu da ben atlamak istemiyorum Filiz Hocam, müsaadeniz olursa estağfurullah, siz diyorsunuz. Biz oturumumuzu zamanında bitirdik. Evet, Türkiye'de yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojisiyle çalışan santral var mı diye sormuş Perçem Hanım. Şu anda hemen çok kısa cevaplandım. Bir tane Mersin 5 megawattlık var. Ama şöyle düşündük, ben bunu sunumu yaparken Türkiye'de potansiyel nedir, ne kadar olabilir diye düşündüğüm zaman ve bunu fosil yakıtlara uygulayabildiğinizi öngörerek toplam termik santraller aşağı yukarı 45 bin megawatt. Bunları biraz yuvarlıyorum ben, çok eski olanları 40 bin megawatt diyebiliriz. Bunun aşağı yukarı yarı yarıya kömür ve doğalgaz olduğunu biliyoruz. Ve bu güneşle hibritlemede, CSP ile hibritlemede kurulu gücün %10'u falan mertebesinde bir katkı yapılabilir. %10 ile %20 arası, ama araziye ve güneş radyasyonuna bağlı olarak. Yani bu şeyleri, hesapları üst üste dediğimizde yarı yarıya tekrar düşürerek, %10'a indirerek benim tahmini potansiyel gördüğüm 2000 megawatt fosil yakıtlara güneş CSP hibridize yapabiliriz. 2000 megawatt. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam, Filiz hocam. Sizi çok teşekkürler. Çok güzeldi bugün. Yavuz Başkanıma, Tolga Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Filiz hocam, sizden sonra bir kadın oturumumuz var. Evet. Çok enteresan bir oturum olacak. Evet. Enerjide kadını konuşacağız. Evet. Umarım siz de izleyebilirsiniz. Evet. Biz bir 3-4 dakika o tarafa geç kaldığımız için kapatıyoruz hocam. Diğer oturuma başlıyoruz. Sağ olunuz. Hoşça kalın. Sağ olun. Saygılar, sevgiler hocam. Teşekkürler. Sağ olun.